Türkiye turizmde gözünü yeni pazarlara dikti. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri Türkiye'nin öncelikli hedefi konumunda. Bu kapsamda 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak belirlendi. Yetkili ağızlarca 1 milyon Çinli turist çekme hedefi dile getiriliyor. Peki Türkiye bu hedefe ulaşabilir mi? Çinli turistlerin turizm yılında Türkiye'den beklentileri neler? Türkiye'ye Çinli turist götüren en büyük şirketlerden biri konumundaki Pekin Lider Uluslararası Turizm Şirketi'nden Xu Qinton, 1 milyon hedefinin gerçekleşmesinin zor olduğunu ancak Türkiye'yi tercih eden Çinli turist sayısında istikrarlı bir artış gözlendiğini belirtiyor. Türkiye'nin 1 milyon Çinli turist hedefinin önünde bazı sıkıntılar var. Öncelikle havayolu taşımacılığı yetersiz. Ayrıca Çinli turistlere yönelik somut kampanyalar henüz açıklanmadı. Mesela turistik yerlere ücretsiz giriş, alışverişte indirim veya rehberlik desteği gibi uygulamalar yapılabilir. Çinli turistlerin yurt dışı seyahat tercihlerinde güvenlik faktörü öncelikli bir yer tutuyor. Bu anlamda devam eden Afrin harekatının Çinli turisti nasıl etkileyeceği merak konusu. Afrin harekatının belli bir etkisi oldu. Çünkü Çinliler seyahat planlarında güvenlik unsurunu çok düşünüyor. Pek çok insan Türkiye'nin coğrafi konumunu iyi bilmiyor. Dolayısıyla harekatın tam olarak nerede olduğundan haberdar değiller. Biz müşterilerimize bu durumu çok iyi açıklıyoruz. Bizi dinledikten sonra Türkiye'de güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kabul ediyorlar. Çinli acenteler aslında aynı zamanda bize sordukları da biz şunu da söylüyoruz. Afrin harekatının olması aslında bir nevi 2016'da ya da 2017'nin ilk periyodunda yaşanılan istemediğimiz terör eylemlerinin engellenmesi açısından daha da güvenilir hale kılıyor aslında Türkiye'yi. Türkiye turizm yılında Çinli turistleri cezbetmek için neler yapabilir? Bu konuda Çinli turistlerin bazı beklentileri var. E-vize uygulaması çok iyi. Bunun dışında turizm yılında müzeler ve turistik yerler Çinli turistlere ücretsiz olabilir. Pekin İstanbul uçuşunda indirim olursa elbette bizim için çok iyi olur. Müzelerde de indirim olabilir. Ayrıca orada yerel bazı şenlik veya etkinliklere şahit olmak isterim. Türkiye'mizi ziyaret eden Çinli turistlerden tabii ki öncelikli gayemiz ülkemize mümkün olduğunca fazla para bırakabilmeleri. Bunun için ne yapmalıyız diye düşünüyoruz. Bizim aklımıza gelen en iyi fikirlerden yani Çin'de şu anda biz yaklaşık 6 aydır nakit para taşımıyoruz. Çünkü WeChat adında bir program var. WeChat Payment yani WeChat ödeme sistemiyle Çinliler şu anda günlük hayatında her yerde nereye giderseniz gidin WeChat'ten parayı online ödeyebilme imkanlarına sahipler. Biz de bunu Türkiye'miz içerisinde Türkiye'deki öğren yerlerinde, restoranlarda, otellerde ya da alışveriş merkezlerinde, kapalı çarşıda neresi olursa olsun WeChat ödeme seçeneğini eğer Türkiye'de senkronize edebilirsek Çinli turist sadece telefonla olarak çok hızlı bir şekilde ödemesini gerçekleştirebilecek. Bu da ödeme kolaylığından dolayı ve aynı zamanda kendi birimlerinde parayı ödeyeceği için Türkiye'ye benim tahminim en az 3 misli daha fazla para geleceği konusunda. Çinli turistlerin yurt dışına yaptıkları seyahatler 2017 yılında %7 artarak 130 milyonu geçti. Çinli turistlerin toplam harcamalarının 115,3 milyar doları bulduğu hesaplanıyor.